Merhaba arkadaşlar. Atölyede kullandığımız bir diğer donanım da cetveller, gönyeler. En başta gördüğünüz su terazisi. Onu kullanıyoruz. Şöyle baştan başlayalım. 30 santimlik cetvel, 50-60 santimlik cetveller, 1 metrelik cetvel, 1 metrelik cetvel, çelik gönye kapak için 40 santim. Burada bir tane 60 santimlik daha var. Burada 1 metrenin üzerinde bir çelik cetvel daha var. Bunlar arkadaşlar tekne ağzını ve sapı klavye kısmını çıkarken kullandığımız aparatlar plexiglass'tan yapıldı. Üzerinde yazan rakam bu yapılacak olan sazın klavyesinin 29 mm aralığında olacağını gösteriyor. Bunlar 29, 30, 32 olarak kullanıyorum ben. Şöyle göstereyim, bunlar da plexi. Bu çizgiler tekne ağzının aralığını almaya yarıyor. Şöyle göstereyim ne işe yaradığını. Şu şekilde yerleştirdiğinizde yani teknenin ortasında duruyor mu durmuyor mu diye. Çünkü şu kısım sizin zaten tel aralığınız. Yani teller şu anda orada mı değil mi diye. Tekne her zaman ortalı olmuyor. Şu şekilde bir ölçme yapıyoruz. İşte bu çizgiden aldıysanız eğer bu taraf bu çizgiden 10 santim geliyorsa ya da 10,5, aynı çizgiden 1, 2, 3. çizgiden şu şekilde tekrar aynı ölçüyü alıyorsunuz. Sadece bu çizginin tutuyor olmasının aslında çok fazlaca bir esprisi yok. Burada birkaç çizgi olmasının sebebi şu. Bu çizgi doğruysa şuradaki ve şuradaki çizgilerden de sağlama alıyorsunuz. Yani teknenin ağzı şu kısımda düz olabilir, şu kısımlarda yamulmuş olabilir. Yani buradaki çizgilerin olmasının sebebi bu. Arkadaşlar, kullandığımız cetveller, gönyelerde bunlar. Bu 30'luk mesela. 30 mm'lik bir klavye için. Bu daha uzun, 32 mm. Şu anda bu plexiglass olduğu için çok görüntü net olmayabilir. 30-32 mm klavye için. Bunlar 31 metre klavye, 31 mm klavye için. Bazı arkadaşlar bunları konik şekilde yapıyor. Onu yapmalarının sebebi de şöyle 29'dan göstereyim. Sapı taktıktan sonra bu plexiglass gördüğünüz gibi sap uzunluğuna kadar gidiyor. Şuradan başlıyor konikliği. Buradan yani sapın tam başladığı yerden uca gelene kadar konik gidiyor. Yani tam eşiğin olduğu yere kadar konik gidiyor. Bunu yapmalarının sebebi saplarda bir standart istemeleri. Yani benim kullandığım masterlar düz. O şekilde konik de kullanabilirsiniz. Yani klavyeyi 30'luk klavye yapacaksanız burada 30'dan başlar. Dipte 27'lik istiyorsanız 30'dan 27'ye bir koniklik yaparsınız. Bu size şöyle bir rahatlık sağlar. 27 burada biter. Burada sap olduğunu düşünün. 27'den başlar. 30'a gelir. 30'dan aynı açıyla eşik kısmına gelir. Burayı rahatlıkla çıkarabilirsiniz. Yine aynı şekilde bakın bunun da ortasında ölçü çizgileri var. Plexi olduğu için çok net görünmüyor olabilir. Şurada sağlama çizgileri. Şuralarda. Bu şekilde şeyler kullanabilirsiniz. Yani plexi bunu ahşaptan da kullanabilirsiniz ama ahşap kullanacaksanız eğer kırmızı gürgen ya da maun gibi ağaçlar kullanın. Yani dönmesi kolay olmayan ağaçlar. Ben bu konuda ağaca çok güvenmiyorum. Çünkü nemli bir ortamda çalışıyorum. Antalya çok nemli bir yer. Bir de atölyede sürekli sıcak soğuk oluyor. Ahşabın hareket etmesi, serbest kalan ahşabın hareket etmesi son derece doğal. O yüzden bunları çelik ya da plexiglass kullanıyorum. Yani su terasında kullanabilirsiniz. Hiçbir zararı yok. Dediğim gibi ince çelik bloklar da kullanabilirsiniz. Bunlar çelik bloklar, setler. Yani bunlar gönyeler. Dediğim gibi şöyle 3 tane gönye alabilirsiniz. Şu şekilde anlatayım. Küçük olan kapağın bombesini ölçmek için onu 40 santim olarak aldım. Diğeri 60 santim, diğeri 1 metreden biraz daha büyük. Yani genel kontrol için 60 santimlik olan sap kontrolü için, 40 santimlik olan da kapak kontrolü için. Çelik cetvellerde yine biri markası
Profi markayla Stanley marka. Stanley'i 26 milimetrede kullanıyorum çünkü lama genişliği 26 milimetre, Profi'nin lama genişliği 32 milimetre. Yani klavyenin başlangıcıyla sonu gibi düşünebilirsiniz. İkisi de birer metre. Bunlardan da edinebilirsiniz. Zaten saz yapacaksanız edinmeniz gerekiyor. Benim kullandığım gönyeler, arkadaşlar soruyor işte sapı klavyeyi nasıl çıkarıyorsunuz vesaire falan diye. Bunları böyle çıkarıyorum ve ben plexiglass'ı ya da karbon malzeme vardı. Polyestere benzeyen. Onları kullanıyorum. Ama plexiglass daha ideali. Şu anda aklıma gelmedi. Saz falan da yapıyorlar o malzemeden. Kompozit. Kompozitte kullanabilirsiniz. Kompozitte inanılmaz sağlam, sağlıklı, hareket etmeyen bir şey. Yani kompozit malzemede kullanabilirsiniz. Ama plexiglass'ta altın üstünü gördüğünüz için bence çok rahat. Plexiglass'tan daha sonra anlatacağım şeyler var. Yaptığım aparatlar. Şöyle mesela. Yani plexiglass'ın saydamlığı bize çok fayda sağlıyor. Bu ne aparatı arkadaşlar? Bu freze aparatı. Bunun nerede kullandığımı size anlatacağım. Bunu eşik yaparken anlatacağım. Eşik keserken kullanıyoruz. Plexiglass'tan yaptığımız başka bir sürü şey var. Aparat var. Bunları ileride çalışırken ne işe yaradığını anlatarak göstereceğim tekrardan.